Herkese selamlar gençler, arkadaşlar, güzel takipçiler. Bugün direkt olarak aksiyonla başlamak istedim. Hemen koşuya çıkmak istedim. Uzun zamandır yapmak istediğim bir şey bu. Yaklaşık 2,5 ay kadar falan. Arkadaşlar o kadar yoğun çalışıyorum ki işim ayrı, aile, çocuk, eş ayrı ve onun dışında YouTube'lar ayrı. Akşam eve gelip de koşuya çıkacak halim, mecalim kalmıyor. Bir de son yaklaşık 15-20 gündür Ankara'da felaket soğuklar var. Sanki böyle oldukça benim de çıkasım artıyor gibi. Yani beni böyle hadi gel ama gelemezsin yapıyor sanki hava. Değişik bir benzetme oldu. Böyle hissediyorum. Şimdi ise tam zamanı, tam sırası giyindim. Canavarlar gibi giyindim. İçimde arkadaşlar böyle çok kalın, hafif de böyle polarlı bir şey var. Onun üstüne basketbol için almış olduğum yine kalın, uzun, belim tutsun diye bir tişört var, sweat var. Onun üstünde de Adidas'tan almış olduğum harika, yani bu yapmış olduğum en harika belki alışveriş olabilir Adidas'tan aldığım. Soğuk havaların vazgeçilmezi benim için. Polarlı molarlı harika bir şey. Başımda beremle. Altta ise Under Armour'dan almış olduğum efsanevi bir tight vardı. Onu giydim. Belki hatırlarsınız önceki vloglarda yapmıştım açımını. Çok harika bir tight. Onun üstüne de H&M'den böyle polarlı bir hani üzülmeyeceğim bir jogger giydim. Bu şekilde hazır hissediyorum kendimi. Bomba gibi hissediyorum. Biraz sizlere de bir şeyler çekmek istiyorum. Aksiyonla başlayalım. Güçlü başlayalım, enerjik başlayalım istedim videomuza. Yeniyseniz kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Tabii eskiler de kesinlikle like ve yorum yapmalı. Bu sayede yeni videolar çekmeye ben de biraz motive olabilirim tabii ki. Evet, şimdi çıkalım istiyorum. Drone'la da görüntü çekmek istiyorum. Drone aldım. Resmen hani kısmetsiz bir drone alışı oldu. Çünkü havalar soğudu, her yer kapandı, karantinalar vesaire ayrı. Drone'umu biliyorsunuz. Şimdi onun da çıkartayım, alayım. Ben hazırlamıştım daha önceden çıkarım diye. Şu şekilde tatlı bir çantası var arkadaşlar. Hani gittiğiniz yere rahatça götürebiliyorsunuz. Yani çok bir şey yapmayı planlamıyorum kesinlikle ama 3-5 görüntü olsun istiyorum. Fena mı olur? Onu da aldık. Eksik maskemiz. Maskede Under Armour maskesi. Uzun zamandır da onu giymiyorum. Şurada. Under Armour maskesinin de bu şekilde bir paketi oluyor olması harika geliyor bana. Bu arada arkadaşlar dün kargo geldi. Protein Ocean'dan Red Detox'la Green Detox aldım. Bunlar kırmızı ve yeşil bitkilerin, işte meyvelerin aynı şekilde kırmızılar için özütlerinden hani vitaminler, sağlıklı içecek veya işte milkshake yapmalık güzel şeyler. Bunlar için tarifi olan varsa beni bilgilendirirse sevinirim. Şu an için işte kefirin içine dökebilirim. Smoothie yaparken kullanabilirim diye düşünüyorum. Ama direkt suyun içine at, karıştır, iç istemiyorum. Bir de şöyle birkaç tane de sample gönderdi. Fiyatına göre uygun bir marka. Ayrıca tabii ki bang bang bang. Kargo açımı yapabileceğimiz iki güzel kargomuz da burada var. Bir tanesini Trendyol'dan aldım. Bershka'dan aldım. Instagram'dan hatırlıyorsanız paylaşmıştım. Ceket ve hoodie var. Ve bir de şöyle kalın küp, dikdörtgen şeklinde bir Nike kargosu var. Bugün bunların açımını yapacağım. Ha, video koymam muhtemelen ama şu an kapımızın önünde beni onlar karşıladığı için bahsetmiş oldum. Maskemizi giyelim ve çıkalım. Uzun zamandır bunu giymeme sebebim de arkadaşlar çok rahat olduğu için neredeyse yüzümden hiç çıkartmadım. Öyle olunca da cildim hani nefesimden dolayı, nemden dolayı sivilce olmaya başladı. Böyle pürüzlendi. Hiç alışık değilim öyle şeylere. O yüzden hani biraz dedim ki bunu kullanmayayım. Çünkü çok rahat. Bazen suratımda olduğunu bile unutuyorum. O kadar güzel geliyor. Scorpion! Get over here! Kendimi öyle hissettim şu anda. Ve tabii ki ayakkabı seçeneği olarak da gözümde aşeriyorum resmen. Yani şu Infinity React'ları giymek için aşeriyorum. Bunları giyeceğim. Çok kombini gözetmedim ama aslında farklı şeyler de giyebiliriz. React'ları giyebiliriz veya şunları giyebiliriz ama yok. Bunu giymek istiyorum. Hadi bakalım. Hava çok bozuk, çok kötü. Umarım güzel görüntüler çekebilirim arkadaşlar. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Çok uzun zamandır bir asansör sahnesi yapmıyorduk vloglarda. Bu şekilde olduk. Fena değil. Çoğunla. Let's go. Ayakkabılar harika ya. Gerçekten React ayakkabılardan bir tanesi bu. Maske çok iyi. It's good. İşte motivasyon. Dışarıda buz gibi havada sabahın bir köründe koşmak için motivasyon bunlar. Ve tabii ki drone görüntüsü. Hava baya bir soğukmuş. Yerlerde karlar falan var ama güzel. Hoş bence. Let's go. Let's go. Let's go.
Koşunun zorluğunu tekrar görmüş oldum. Aklım kamerada. Sürekli açı çekmek için geri dönüyorum, gidiyorum falan. Ama güzel. Hava buz. Çok iyi giyindiğim için pek bir şey hissetmiyorum. Let's go. Biraz farklı belki. Arkadaşlar, gidip selam vereceğim şunları şimdi de. Öncesinde bir barfiks. Barfiks yapmazsak ayıp olur. Evet, genelde insan böyle şeylere üşeniyor. Yaklaşık ben 2 aydır üşendiğim gibi. Fakat yapınca hep insan mutlu oluyor. İyi ki de yapmışım diyor, çok güzel oluyor. İşte vlog çekmenin bana kattıkları, size bir şey göstereceğim diye böyle kendimi zorluyorum. Bu arada bu maskelerin en güzel yanı da boğazınız kuru olmuyor son kovalarda. En nefret ettiğim şey benim normalde buydu. Havalardan korunuyorsunuz. Sordum arkadakilere, tedirgin oldular. O hissi ben de biliyorum. Bir şey, ne çekiyorsunuz dedim. Bir şey çekmiyoruz öyle. Kameramızı kurduk falan dediler. Dedim ben de vlog çekiyorum ya, sıkıntı yok. Ne çekiyorsanız çekin. Genelde insanlar beni yargılıyor ama. Kamera gördüm mü? Garip tepkiler veriyorlar. Evet, şimdi drone açılarını çekelim. Sonra da ben görüntü işini bırakıp adam akıllı spora geçeceğim. Arkadaşlar, drone'umuz bu. Tam bel fıtığı olan ben için ilk önce üstlerini açıyoruz şöyle. Ellerim o kadar üşüdü ki. Evet. Drone'umuz bu. Ve kumandası. Bir ilk ayarlamaları yapacağım. Sonra da dışarı çıkacağım. Telefonumuzun şimdi kabını çıkartalım. Diğer türlü zor oturuyor. İşte bak, bu maskenin demek istediğim yanı bu. Hiç çıkartasınız gelmiyor. Suratım ıpıslak. Şu an ıpıslak. Sonra ne oluyor? Bir sürü sivilcesi, bilmem nesi, pütürü soğuk havalar için bile sadece alınır arkadaşlar. Hani nefes almayı kolaylaştıran ve o buz gibi havayı ciğerlerinize çekmenizi engelleyen harika bir şey olmuş. Arkadaşlar, kullanımı oldukça zor. Bir de hava soğuk falan beni bitirdi. Telefonumun şarjı bitti ama. Şu an kamera şarjı da bitiyor. Bütün şarjlar bitiyor. Evde görüşürüz. Bay bay. Eve geldik arkadaşlar. Of, rüzgar beni mahvetti ya. Drone'la uğraşırken, kamerayla uğraşırken içime içime işledi rüzgar. O kadar kalın giyinmeme rağmen. Şimdi sıcak, uzun bir duş almak istiyorum. Ama öncesinde dünden de çok yorgundum. Bir protein shake yapalım istiyorum. Protein ve
Ne elimiz var ona bakalım bir. Şundan bir tane atacağım arkadaşlar. Eklemlerime iyi geliyor. Şu an kamera şarjı bitti diyor. Hemen hızlı oluyor. Bir de glutamin alacağım. Bir de yanına şu görüyorsunuz. Protein avuçundan whey protein. Kameranın şarjını doldurayım. Duş alayım, kendime geleyim. Görüşürüz. Bye bye. Evet, evet. Duşumuzu aldık. Rahatladık. Bayağı yorulmuşum bu arada. Dünden evvelsi günden de bayağı yorgundum, uykusuzdum. Vlog çekeceğim, farklı sahneler yapmam lazım diyerek de koşuyu ekleyince tabii ki cortladık. Bayağıdır da bir şey yemiyorum arkadaşlar. Şimdi hadi mutfağa geçelim, kahvaltımı yapayım. Daha doğrusu öğlen oldu. Bayağı vakit geçti yani duştan sonra, ben biraz da uzandım ettim. Mutfağı toplamam lazım. Of, mutfak fena halde. Durum şu ki Müjde ablanız, yani eşim, Müjde yok. Öğretmen kendisi, öyle olunca hani ara tatil girdi. O da annesiyle birlikte ablasını görmeye gittiler. Yani yaklaşık 6 gündür falan ben tekim. 4 gün daha gelmeyecekler. Bir 10 günlük bir tatile gitti. İşten güçten bayağı zaten yoğun olduğum için yani iyi bir zamandım aslında. Pek bir şey yaptığım yok zaten. Yapabildiğim yok. İmkanım yok. Fakat ev çok kötü halde. Yani her yerde bulaşıklar, şeyler. Şimdi bunları toparlamamız lazım. Sonra güzel de bir kahvaltı hazırlayalım. Şöyle vitaminli, proteinli güzel bir şey olsun. Ispanaklı yumurta yapmayı düşünüyorum. Bir de yanına yulafla bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Aslında benim tipik kahvaltım gibi ama uzun süredir yapmadım. Uzun süredir de vloglarda da bunlar yoktu. Sonra evi temizlemem lazım. İşte birkaç video çekeceğim. Arken Robotics benim ikinci kanalıma bir şeyler çekeceğim. Bayağı yoğun bir gün bizi bekliyor olacak. Hafta sonları böyle benim maalesef. Genel itibariyle hafta içi kendi işim, hafta sonu hobilerim ve farklı amaçlar için farklı yerlere zaman harcıyorum. Of, öyle. Havada bu arada çok soğuk. Hiç giymediğim bir şekilde boğazlı kazak giydim. Ama yakıştı, fena olmadı ya. Farklı bir kahvemi alıp şöyle yudumlayasım geldi böyle kendimi görünce. Evet hadi şimdi mutfağı toparlamaya girelim. Ben sizi güzel bir yere yerleştireyim. Evet, hallettik sayılır. Unuttuklarım varmış. Hemen makineye çimanı koyayım bir dakika. Normalde mutfağa çok girmeyi sevmem. Yani çok başarılı olduğumda söylenemez tahminim. Ama yardımcı oluyorum. Özellikle eşime yardımcı oluyorum. Veya biri varsa ona böyle hani muhabbet ederek yardımcı olmayı da çok seviyorum. Ama diğer türlü bana çok yorucu, uzun çalışmalar sonucunda elde edilen ürünün çok hızlı bittiği bir yer gibi geliyor. Bu kadar 2 saat yemek yapıyorsunuz, 10 dakikada bitiyor falan. O yüzden çok bana göre değil yani, sevmiyorum bu tarz bir şeyi. Ama tabii ki yalnız kaldığım zaman da kendimi idare edebilecek, hani güzel, temiz, iyi bir mutfak tutabilecek haldeyim. Üniversitede çünkü yalnız başıma yaşadığım yıllar oldu. Birlikte arkadaşlarımızla yaşadığımız yıllar oldu. Bu tarz tabii becerileri kazanıyorsunuz. Önemli beceriler. Yaş küçük arkadaşlarıma söylüyorum. Mutfakta bir şeyler yapabilmeyi bilmek lazım. Şimdi ise ne yapacağız arkadaşlar? Onu düşünelim. Mikrodalga aldık bu arada. Mikrodalgada yulaf çok güzel oluyor. Hani ufak su koyuyorsunuz. Çok rahat. Eskiden ocakta yapıyordum. O da zor oluyordu. Şöyle bir tane fırının üstüne mikrodalga aldık. Orada muzum var. Böyle güzel besinli bir yulaf yapacağım. Bir de ıspanak almıştım müze gittiği zaman. Dolabımı genel itibariyle hep salatalarla falan doldurdum. Çok ilginç bir şey arkadaşlar. Her akşam işten sonra evde yemek yapıyorum. Ve hep salatalı yemekler yapıyorum. Kendimi şaşırttım yani bu konuda. Şimdi o yüzden şöyle şeyler yapacağız. Yumurta, ıspanak. Ispanağın yıkaması da çok uyuz bir şeymiş. İkisini yapıyoruz. Fazla karıştırmayı sevmiyorum. Çok şu sıralar iştahım yok. Genel itibariyle ufak şeylerle çok hızlı doymaya başladım. Çok az spor yaptığım için olabilir. Bir dediğim gibi yulaf. Yulafım da şunu aldım arkadaşlar. Müsli. Daha doğrusu yulaf da değil ama Kellogg's'un. Çok güzelmiş ya. Tadına bayıldım. Ama yanına biraz da hani şundan ekleyeceğim. Bu da az kalmış. Bu iki karışımı yapmayı düşünüyorum. Biraz ceviz meviz atarız üstüne. Güzel oldu. Sabah Allah'tan protein içtim. Yoksa şu an böyle düşüp bayılacak durumda olabilirdim. Ispanak çok garip bir şey arkadaşlar. Bayağı bir yıkıyorsunuz, bayağı bir yapıyorsunuz. Ama sonrasında attığınız zaman
o kadar küçük, o kadar küçük bir şeye dönüşüyor ki. Şöyle bol zeytinyağlı canım çekiyor. Şifa. Doğal zeytinyağı arkadaşlar. O yüzden böyle bol bol atıyorum. Şöyle direkt atabilirsiniz. Çok kolay. Sizler de kendi evinizde yapabilirsiniz. Hani sanki çokmuş gibi. Aslında üstünü de bir şeyle örtseniz en güzeli. Bunlar böyle hemen yok oluyor. Ben çok aşırı yok etmeyi sevmiyorum. Daha böyle diri diri yapacağım. Hemen sonra üstüne yumurtaları kıracağım. Yumurtalarımı da yıkadım. Bakın kendim evde ne kadar çok yemişim. Müjde de diyordu ki boş boşuna sebze alıyorsun, hiçbirini yemeyeceksin. Geldiği zaman göstereceğim, bak diyeceğim, hepsi bitmiş diye. Normalde insan kendi düzenini, yani tek başına olduğu zaman daha rahat kuruyor ama hani birlikte başkasıyla olduğu zaman farklılaşabiliyor. Mesela ben de hani normalde hep bu tarz şeyler yemeyi severim. Atıyorum, eşim diyor ki ya pizza mı yesek diyor. Gitti tabii, yani sonraki mısmarağa baksın değil mi? Aslında böyle şeylere bayılıyorum ben normalde. Yani her akşam olsun, her akşam yerim. Kapuskasından ıspanağına bir pırasayı sevmiyorum. Ve diğer bütün sebzeleri çok seviyorum ama işte yapmak zor arkadaşlar. Bayağı uğraştırıcı şeyler bunlar. Bizler de ikimiz de çalışan insanlar olduğumuz için de bazen de kolaya kaçıyorsun. Yani yapacak bir şey yok. Yorgunlar gibi de bunlar olmuyor. Ben bu hafta dediğim gibi kendimle gurur duydum. Hep böyle tek tek yaptım yani. Süper oldu. Yumurtamızı hazırladık. Baksanıza ıspanağımız nasıl küçük bir şey oldu hemen. Sinir bozucu ya. O kadar uğraşıyorsunuz uğraşıyorsunuz. Yok oluyor resmen ya. Acıktım yahu. Cidden bayağı acıktım. Hipnotize edici bir görüntü ha. Evet, bu kadar. Bence sizler de yapabilirsiniz. Hani gördünüz, elimi de yıkıyorum, atıyorum. Herhangi bir farklı şeyler yapmanıza gerek yok. Kendiniz de yapabilirsiniz. İlla annenizden, babanızdan veya büyüklerinizden beklemenize gerek yok arkadaşlar diye düşünüyorum. Şimdi hemen arkadaki mikrodalgada karışımını, üstü karışımını halledelim. Hemen şöyle size alayım. Böyle bir tabağım var, çok seviyorum. İçi derin, Nesquik tabağı gibi düşünebilirsiniz. Şimdi şu Kellogg'dan atalım. Şöyle. Çok az su ve daha sonra da mikrodalgaya atıyorum. Normalde dediğim gibi ben bunu ocakta yapıyordum. Biraz benim için sıkıntı oluyordu. Şöyle bir dakikaya da ayarlasak. Evet. Gayet iyi olacak. Daha sonrasında süt ekliyorum. Dediğim gibi biraz ceviz koyuyorum içine. Normalde protein tozu ekleyebilirsiniz. Proteinli bir şey yapmak istiyorsanız. Karıştırabilirsiniz tabii ki. Şu an için ben sabah protein içtiğim için şimdi protein koymak istemiyorum. Şunu da biraz hızlandırayım. Bir de muz içine koymayı düşünüyorum. Hemen muzumu da onun için doğrayayım. Son halini size göstereceğim. Evet. Uf. Büyümüş görüyorsunuz. Yani direkt yumuşacık olmuş oluyor. Yoksa her türlü sanki atlara verecek yulaflar gibi oluyor. Mutlaka bence suyla ya ocakta, şuraya bakın yumuşacık. Ya ocakta ya da bu şekilde yapabilirsiniz. Hadi şimdi biraz içine süt ekleyelim. Şundan. Sütümüzü alalım. Süt, muz ve şurada biraz geçen günlerden kalan cevizimiz vardı. Onu da attık mı bu iş tamamdır. Evet, son ürünlerimiz burada arkadaşlar. Yumurtamız, bir ekmek kızartmayı unutmuşum. Hemen onu kızarttım. Ve şuna bakın. Bu bayağı büyük bu arada. Sadece bu bile beni keser ama hadi bakalım yiyebilecek miyim bilmiyorum. Bana afiyet olsun. Çok acıktım. Sonraki sahnelerde görüşürüz. Yaklaşık 30 saniye falan sürdü herhalde arkadaşlar. Öyle bir gömdüm ki. Mutlaka denemeniz lazım. Aşırı derecede harika bir şey olmuş. Keşke böyle 5-10 yumurtalı yapsaydım diyorum. Ispanağı çok seviyorum tabii. Ispanağı seviyorsanız mutlaka denemeniz lazım. Sevmiyorsanız da belki bu şekilde sevebilirsiniz. En azından 2-3 yaprak atarsınız. Pek tadı gelmiyor çünkü. Çok fazla atmanız lazım tadını almak için. 3-5 yaprak atarsınız. Hem de onun böyle vitaminini, demirini almak için güzel bir yol olabilir. Hadi şimdi ben şu dev şeye geçeyim. Harika olmuş. Efsane bir yemek. Efsane bir kahvaltıydı. İkisini de silip süpürdüm. Meğersem çok acıkmışım. Açlıktan bazen insan hani acıkmadığını veya yemesem de olur hissini yaşıyor ya, onu yaşadım demek ki. Genelde Ramazan'da oruç tutarken falan da olur. O son saatler böyle artık hissizleşirsiniz. Ben galiba biraz hissizleşmişim bu konuda. Fazla patlamadım bile yani. Dedim ki çok fena patlayacağım. O bile olmadı. Şimdi biraz uzanıp Netflix izleme zamanı. Of, bayılıyorum ya. Daha sonra da şu kargoları açmamız lazım.
Onun için tabii ki farklı bir video, kargo açım videosu yapacağım. Muhtemelen kargo açım arkadaşlar bu videodan önce gelmiş olur. İzlemek isterseniz şu an yukarıya İ harfine link bırakıyorum. O kargodan neler çıkmış acaba diyorsanız onlara bakabilirsiniz. O kargo açım videolarında da açıklama kısmında bütün ürünlerin linkleri oluyor. Merak etmeyin, hepsini tek tek koyuyorum. O Trendyol'dan aldıklarımı da koyacağım. Nike'den aldıklarımı da koyacağım. Trendyol'dan aldıklarımı çok merak ediyorum açıkçası. Nike'den hani belli bir kaliteyi bekliyorsunuz ama Trendyol'da, yani Bershka'da istediğim gibi geliyor mu diye düşünüyorsunuz. Bir de çok uygun ürünler. Hani bir tanesini 140 liraya almıştım, bir tanesini 160'a. Merak içinde bekliyoruz. Bu sıralar Trendyol'dan çok alışveriş yapmaya başladım arkadaşlar. Nike'ın bu uçuk fiyatları, yani çılgınlar gibi fiyatları var artık. Beni bayağı yormaya başladı. Yani daha doğrusu hevesimi kırmaya başladı. Başka yerler aradım ben de. Trendyol ürünleri de bana gayet güzel gelmeye başladı. Şu andaki altımdaki eşortman bile. Düşün, 70 liraya aldım. 70 liraya. Çok uygun değil mi? Ve o kadar güzelmiş ki bayağı evde spor falan yaparken de bunu giyiyorum. İki tane aldım. Bir tane gri aldım. Bir tane yeşil aldım. Gri mesela daha farklı kumaşa sahipmiş. Yeşil biraz daha likralıymış. Bunları görüyorsunuz. Videolara bunları daha çok koymayı da planlıyorum. Bu aldığım eşortmanın linkini de aşağıya koyarım. Güzel bir eşortman. Bence kaçırmayın. Belim eli de harikaydı. Bunun da koyacağım aşağıya linkini. Tabii ki bunlar için beni bence Instagram'dan takip edin. Instagram'da artık hani sipariş verdim. Bakın siz de alabilirsiniz. Yukarı kaydırın gibi linkler bırakacağım. Bırakabildiğim kadarıyla. Videosu şimdi mesela bu muhtemelen 4-5 gün sonra önce editler koyarım. O yüzden beni Instagram'dan takip ederseniz yani sizin için daha güzel olur. Oo, bayağı kar yağıyor. Bayağı kar yağıyor. Biraz fırtınalı. Yani çok kar yağmıyormuş gerçi de. Biraz böyle fırtınalı. Allah'tan sabah koştum bakın. Genelde bu işleri sabah halletmek her zaman avantaj. Spor yapacaksanız aklınıza gelir gelmez yapın. Sonra ertelediğiniz zaman illaki bir şey çıkıyor. Ah işte bu. İşte bu. Yaşamayı seviyorum. Güzel bir yemekten sonra iyi bir dizi veya film çok iyi gider. Tüçimiz geldi. Vloglarımın olmazsa olmazı. Şu an benim arkadaşım bu. Evdeki arkadaşım. Değil mi Sushi? Fena ilgi istiyor ama ya. Sürekli bir sevilme modlarında. Kışım. Cevap vermesine ne diyorsunuz peki? Sesleniyorsunuz. Diye bir. Sushi. Aa bak sen ses cevap veriyor. Köpek gibi eğittik biz bunu. Çok tatlı. Dön. Aa canım oğlum. Oğlum dedim pardon. Biri kız biri erkek olunca arkadaşlar. Genelde şimdi Ekrem Yaman'a sürekli oğlum oğlum derken Sushi'ye de çok oğlum demeye başladım. Diziyi kaçırıyorum ama. Dizi orada kaçıyor. Yerim şu an fena gırlıyor. Fena gırlıyor. Aa şeyin patilerini yer. Tasması çok güzel. Tasmasına bayılıyorum. Tasmalı kedi seni. Oh. Yerini aldı Sushi. Sushi Hanım yerini aldı. Sushi. Sushi. Ya. Kışım. Tepki vermemesi ilginç. Evet. Şimdi kargo açımını bitirdik arkadaşlar. Fakat uyudum biraz televizyon izlerken. Alelacele kargo açımını çektik. Ve havayı kararttık. Şimdi bir video daha çekecektim. Onun fikri var. Akşama doğru onu çekeriz. Yarın da Alpgen Robotics günü. Bugün baktım artık yetişmeyecek. Zorlamaya gerek yok fazla. Şuraya bakar mısınız? Kargolar açıldı kargolar. Cargos. Harika ürünler çıktı arkadaşlar. Kargo açımını izlemeyi unutmayın. Üstte İ harfinde link vardır. Günümüzün kanalına biz devam edelim. Sushi ile birlikte. Koca evde yalnızız. Sushi çıldırdı şu arada. Sushi! Sushi. Sushi. Şuraya bakın şuraya. Şuraya bakın şuraya. Orada şu an bu attack face. Gerçi şu an hava karardığı için çok net görüyorsunuz. Bir karaltı şeklinde. Sushi. Sushi. Kısım. Kısım. Fena oyuncu fena. Fena oyuncu fena. Biraz acıkmaya da başladım. Spor yapınca işte insan acıkıyor herhalde arkadaşlar. Dediğim gibi ben uzun süredir acıkma hissini yaşamıyordum. Spor yaptığım günler bir iyi acıkıyorum ve ertesi günleri. Ah ah nerede o eski zamanlar, her gün spora gidebildiğimiz zamanlar. Şu koronalar bilmem neler bitsin. Yardırmayı düşünüyorum, yardırmayı istiyorum. Eminim sizler de öyle hissediyorsunuzdur değil mi? Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz hep beraber. Geliyor. Ne oldu? Atakçı seni. Ne oldu? Babasının yanından da ayrılamıyor. Çok ilginç bir şey. Kargo açımında bile geldi yine. Yanımda uyuyor. Hiç.
He sushi. Kırlamayı duyuyor musunuz arkadaşlar? Kameraya geliyor mudur emin değilim ama bir böyle atletik kedi seni. Atletik seni. Hep evde yemek yaptım, evde yemek yaptım diyordum arkadaşlar. Bir kez şöyle bir yemek sepetini açayım dedim. Şimdi veresim geldi. İndirim de varmış. Vermeyeyim mi yani? Keyif benim de hakkım deyip şu an siparişimi veriyorum. Bakalım nasıl gelecek, bizi bir yer deneyeceğim. Evet, şimdi burgerımız oldu. Bir de lahmacun ayranımız var bir de. Şöyle ben çıkartayım. Evet, güzel. Sushi. Sushi de orada. Isıtıcıyı açtım. Çok soğudu ev. Bir de Into the Badlands diye bir diziye başladım. Bugün böyle biraz keyif gün yapacağım, artık yeter. Bütün haftanın yorgunluğu patlamak üzereyim. Bir yandan da vlog tabii ki. İkinci videoyu çektim. Üçüncü videoyu da çekeceğim. İçeride tabii biraz yemek yemem lazım. Aşırı açım. O zaman ben yemeğe gömülüyorum. Açtıktan sonra paketleri göstereceğim. Size neye benzediklerini göreceksiniz. Evet, şöyle burger. Yanında da lahmacunumuz var. Uf 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 uf. Hangisinden başlasam bilemiyorum. Bir ondan bir ondan alacağım arkadaşlar. Üçüncü videoyu çekmek üzere oturdum arkadaşlar masama. Bir yandan da ajandamı kontrol ediyorum. Tabii yapılacaklar listesi burada. Düzenli olmam lazım. Yoksa iki kanal, hayat ve diğer şeyleri yetiştirmem mümkün değil. Her şeyimi genel itibariyle planlıyorum. Genel itibariyle de planlarıma uymaya çalışıyorum. Şu anda işte yapılacakları yazdım. Tikleri attım. Yeni videoyu çekelim. Ve günü noktalıyordum. Tabii bir tane de edit yapsam hiç fena olmazdı. Editler birikince asıl beni zorlayan şey oluyor genelde. Yorgun olduğum zaman da editleri istediğim gibi yapamıyorum. Çünkü daha çok vakit harcadığım zaman işte müzik farkı, edit farkı oldukça fazla olabiliyor. Yani yine de elimden geldiğince uğraşıp bugün çektiğim kargo açımını yapayım. Size en yakın zamanda... Kızım sen beni bir rahat bırakmıyorsun ama ya. En yakın zamanda koyacağım. Sushi'ciğimizi biraz sevelim ve yeni videoya geçelim arkadaşlar. Ya aslında şimdi mesela Kyrie 6 kutu açımını izledim gençler. ID yaptığımı. Ya o kadar hoşuma gitti ki böyle eski videolarımı izlemek, bir şeyler oluşturmak, bir şeyler ortaya koymak çok hoşuma gidiyor gerçekten. Sushi! Tamam, senin kanalın olsun. Al sen yap. Ne yapıyorsan sen yap. Yalnız sen onu düşüreceksin sanki aşağı. Biraz köşeye doğru koymuştum. Yine şu hallerini şu an... Şuraya bakar mısınız? Rahat duramıyor ya, rahat duramıyor yani şu anda. Konuşacağımı da konuşturtmadın, seni bızdık kedi. Tamam lan, tamam konuşmuyorum, tamam kapattım. Kapattım, gel beni sev diyor, gel benimle ilgilen diyor, tamam. Sushi. Tüt kızım. Tüt. Sushi. Tüt. Kızım. Tüt. Sushi. Tüt. 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 Seni şişko kedi, seni. Seni şişko kedi. Editleri bitirdim arkadaşlar. Çekimi bitirdim. Güzel, verimli bir gün oldu. Dinlendiğim de bir gün oldu ama işlerimi yaptım. Ayakkabı dahisini bitirdim en azından. Yarın da robotik kodlamaya gelecek. Şimdi kedimizle oynuyoruz. Bir yandan da çay demleyeceğim. Bu şekilde de günü kapatacağım. Tut kızım, tut. Tut kızım. Tut, sushi. Sıralar hoşuma gidiyor kek çayı yapmak. Şöyle. Formülüm şu, şunun içine sokuyorum. Çok fazla yapmamıza gerek yok. Şöyle azıcık bir şey alsak içinde tane kek olması gerekiyor. Böyle olunca da çok güzel oluyor tabii. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Vloglarda eskiden sorulara cevap veriyorduk ama sorular hep aynı olmaya başladığı için yani tekrar tekrar aynı şeyleri cevap vermemin manası olmadığını düşünmeye başladım. Ama merak ettiğiniz ve cevabını almak istediğiniz soruları yazabilirsiniz. Ben bir sonraki vlogda yine cevap verebilirim. İzlemediyseniz bir önceki vloglara girin bakın. Like, yorum yapın. Abone olup zil işaretine basın. Bir sonraki defalarda görüşmek üzere. Ayakkabı Dayısı bu gecelik out.